الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نصيب أردت الله اليوم سنتحدث ديني الفائز Biliyorsunuz faiz bütün dünyayı batırdığı gibi ülkemizi de çok ciddi sıkıntılara sokmaktadır. Yeni bir faiz batağı ile yüz yüzeyiz. İşte bugünlerde bir yeni düzenlemeler yapılıyor. varlığa dayalı işte menkul kıymetler üzerinden bir kısım gayrimenkuller bir devlet bankası tarafından ipotek ediliyor. Yani edilecek daha doğrusu. Karşı tarafa e, ilgili bankalara borç, e, ondan para alınmış gibi yapılarak şey verilecek onlara, tahvil verilecek faizi tahvil, o bankalar da o tahvili Merkez Bankası'na götürüp para bastıracak ve onunla da piyasaya faizi borç sürecekler. bunun ne kadar büyük bir yanlış olduğunu inşallah hep beraber dersimizde göreceğiz. Ama tabi biliyorsunuz Allahü Teala faizi haram kılmıştır. Bizim geleneksel din anlayışımızda işte faiz en son haram kılınanlardandır. Hatta Ömer radıyallahu anh'a mal edilen bir söz vardır. İşte Resulullah faizi açıklamadan gitti falan diye. Tabi böyle bir şeyin olmasına imkan ve ihtimali yok. Genellikle böyle saygın insanları kullanarak bir e, yanlış düşünceler oluştururlar. Faiz Mekke'deyken Müslümanlara yasaklığı ilan edilmiş olan bir şeydir. Çünkü faiz e, Adem Aleyhisselam'dan beri yasaktır. Yani size sık sık okuduğumuz ayetler var. Ama bu ayetlerden bir tanesini okuyayım. Şeyde, Nisa suresinin 163. ayetinde Allahü Teala diyor ki اِنَّا اُوْحَيْنَا اِلَيْكِ sana vahyettik. Kema evheyne ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dihi Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere ettiğimiz gibi. Yani Nuh'a verilen şeriatla bize verilen şeriat aynısıdır. Nuh denmesinin sebebi Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadar kardeş evliliğine müsaade edilmiş olmasıdır. Nuh Aleyhisselam'dan sonra bu yasaklanmıştır. Ondan sonra vahyine ila İbrahim e ve İsmail e ve İshak. İbrahim biliyorsunuz Mekkelilerin soy itibariyle dedesi olan Allah'ın bize örnek gösterdiği bir nebidir. İsmail de onun oğludur. Allah İbrahim Aleyhisselam'a da İsmail Aleyhisselam'a da birer kitap vermiştir. Bu çok sayıda ayette var, burada da belirtiliyor. Ve İshak ve Yakup İshak'a ve Yakub'a, Yakup da ee, İsrail oğullarının dedesidir. Vel esbat, esbat da Yakub Aleyhisselam'ın şeyleri, e, soyundan gelenler. Ve İsa ve Eyüp ve Yunus ve Harun ve Süleyman ve Ateyna Davud'a Zebura. İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a ve Davud'a da bir kitap verdik diyor. Şimdi Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a ne vahyetmişse, işte Yakup Aleyhisselam'ın torunlarına neyi vahyetmişse, bize de aynı şeyi vahyetmiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz, Tevrat'ı tasdik eden bir kitaptır. Şeyin Ali İmran suresinin baş tarafında allah Teala onu söyler. İşte Yahudiler için şöyle diyor Allahü Teala, yani onlar onlar neden lanetlenmişler? Allah tarafından neden dışlanmışlar? Dışlanma bu dünya ile alakalıdır. Bakın iblis lanettedir biliyorsunuz ama görevine devam ediyor. Lanetli olmasına rağmen ömrü Allah tarafından uzatılmıştır. Çünkü bu dünya imtihan yeridir. Efendim Yahudiler madem lanetli niye bu kadar etkili oluyor diyebilirsiniz. İşte iblis de lanetli çok etkili. Önemli olan imtihanı kazanmaktır. Ebedi hayat var önümüzde. Şimdi lanetlenmişler. Bunu Allahü Teala İsa suresinin 161. ayetinde şöyle anlatıyor. Ve ahdihumur riba ve kadnuhu anhu. Yasaklandıkları halde faiz almaları. İşte bugün bakın dünyada bütün faizciler şey Yahudilerden oluşur. İşleri güçleri bu. Faiz almaları. Ve ekli yemen nasi batıl ve insanların mallarını haksız yere yemeleridir. <laughs> i̇şte biraz sonra inşallah onu biraz ayrıntıyla anlatacağız. Peki şimdi bakın Mekkeliler şeyin İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelmiştir. Allahü Teala Hac Suresinin son ayetinde millete ebikum İbrahim demiştir onlara. Babanız İbrahim'in dinine uyun diye. İşte İsmail Aleyhisselam'ın soyundandırlar. İkisine de kitap verilmiştir. Mekkeliler faizin haram olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Peki Medine'de yerleşmiş olan Yahudiler de bunu gayet iyi biliyorlardı. Peki bize Kur'an-ı Kerim'de bunun haram kılındığına dair bir ayet var mı? Mekke'deyken o da var. O da Enam suresinin 90. ayeti. Allahü Teala Adem'den İsa Aleyhisselam'a kadar bütün bu 18 tane nebiyi sayıyor ve diyor ki ülâykelladîn, ülâykelladîn, hadi Allah, Allahü Teala'nın kendilerine rehber verdiği kişiler onlardır. Yani bütün nebilere rehber vermiş, kitap vermiş. Fe bi dedi. Onların rehberlerine sende de uy. Dolayısıyla Mekke'deyken inen bu En'am suresinin 90. ayetinde Resulullah'a emrediliyor onların yoluna sende de uy. Bu emir verildiğine göre Resulullah'tan istenen nedir? Yahudilerde faizin haram olduğu zaten bellidir. İsmail Aleyhisselam'ın şeriatında bellidir. Hı. O zaman Müslümanlar da da Mekke'deyken faizin haramlığı ayette ortaya konmuştur. Ama tabii bu tasdik ilişkisi falan arkadaşlarımız bu konuda çok güzel programlar yapıyor. Ortadan kaldırıldığı için sanki yok gibi gözüküyor. Bugün bütün dünya birkaç kişi tarafından sömürülmektedir. Neyse işin o tarafına girmeyeceğiz. Ama Türkiye'de son yapılmaya çalışılan şey nedir? Onu Ömer Mahmut Kuzanlı Bey'den dinleyelim. Evet, buyurun. Evet. <laughs> Ülkenin şu anda içinde bulunduğu durum aşağı yukarı rakamlarla belli. Son dönemde olumluya doğru bir gidiş var. Bu olumluya doğru gidişatı düzeltmek için, daha hızlandırmak için bir takım gayretler sarf etmeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de varlığa dayalı menkul kıymet olarak önümüzdeki dönemde çıkartmaya çalıştıkları bir menkul değer var. Bu menkul ben e, birçok teknik ayrıntısı var. E, i̇nsanların kafası karışmasın diye son derece basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bankaların elinde ipotek teminatlı bazı menkul kıymetler var. Bu menkul kıymetleri e, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve bir özel banka bu e, operasyonun içinde olacak. E, bu menkul kıymetleri bir havuzun içinde toplayacaklar. Örnek olarak bir tek banka üstünden gideceğim. Halk Bankası diyelim. Halk Bankası 15 milyar liralık bir teminat havuzu oluşturacak. Bu teminat havuzunda biriktirdiği e, ipotekli ürünleri Kalkınma Bankası'na devredecek. Kalkınma Bankası da çıkarttığı e, varlığa dayalı menkul kıymeti Halk Bankası'na verecek. Yani 15 milyarlık bir teminat karşılığında 1 milyarlık bir varlığa dayalı menkul kıymet almış olacak Halk Bankası. Peki bu ne işe yarayacak? Ee, Halk Bankası'nın elindeki bu teminatlı varlığa dayalı menkul kıymet normal şartların dışına çıkılarak e, en son e, 21. 11. 2018 tarihli BDDK genelgesine göre sıfır risk kapsamına alındı. Yani aynı devlet tahvili hazine bonusu e, statüsünde işlem görecek. Halk Bankası veyahut da Halk Bankası'ndan bunu alan herhangi bir yatırımcı bunu Merkez Bankası'na götürüp teminat olarak verdiği zaman karşılığında nakit almış alacak, Alma hakkına sahip olacak. Bunu yatırımcılar alamıyor. Bankalar alıyor değil mi? Ee, i̇lk başta bankalara verecek. Bankalar daha sonra halka veya yatırımcıların istifadesine sunabilecek. Alıp almamak. Sunabilir ama bankaların sunmasına gerek yok burada. Yani şimdi isterseniz izleyicilerimizin daha rahat anlayabilmesi için şöyle karşılıklı şey yapalım. Mesela Evet. siz e, diyelim ben inşaat firması sahibiyim. Siz işte bu bankalardan bir tanesi mesela Halk ba şey e, Halkbank değil mi? Evet. Onlardan birisi Halkbank. Benim size e, olan borcuma karşılık elimde bulunan gayrimenkullerden işte 15 milyar liralık bir şey verim, teminat vermişim. 15 milyar mıydı Halk Bankanın vereceği? Yani Kalkınma Bankasına vereceği 15 milyar. Şimdi ben ben sana Halk Bank olarak 15 milyar liralık teminat verdiğim zaman senden 10 milyardan fazla para alamam yani normalde. Yani bankalar e, o teminat kadar borç vermezler. Teminatın çok az bir kısmı kadar borç verirler. Biz 10 diyelim yani. Şimdi ödeme zamanım gelmiş, ekonominin bugünkü durumu dolayısıyla ödeyemiyorum sana. Ben bir işte şeyim, inşaatçıyım, ödeyemiyorum. İşçi parası var. E, Halk da eskisi gibi şeyde satılamıyor. E, gayrimenkul de satamıyoruz. Bankalar da vatandaşa bu konuda kredi veremiyor çünkü vatandaşın ödeme gücü zayıfladı. E, faiz oranları en son kaç şu anda Türkiye'de? Şu anda 25 civarında. Sen yani yüzde 25 civarında. Ben şimdi yani e, 100 bin liraya aldığım bir e, arsa için en az senede 25 bin lira şey vereceğim. Arsa demeyeyim yani gayrimenkul için 25 bin lira faiz vereceğim. Bu çok yüksek bir rakam. En az. En az. Tabi yüzde 40'lara kadar Gerek çıkıyor. Kadar Daha da fazla da o çıkıyordu. Şimdi böyle bir durumda ben inşaatçı olarak çok ciddi bir sıkıntıdayım. Yani ürettiğim şeyleri satamıyorum, ee, gayrimenkulleri satamıyorum. İşte şuradan çimento almışım borcum var, şuradan demir almışım borcum var, şurada işçilerim var. İşte şu bankalardan kredi almışım borcum var. Bunları ödeyemiyorum. Ödeyemeyince bankalar gayrimenkullerini satarak çıkarırlar. Yani elindeki 15 milyar liralık gayrimenkulü 1,5 milyara da satabilir. Çünkü kaça satarsa şeydir, ama öyle sattığı zaman benim borcum 15 milyar eksi 1,5 yani 2 milyara sattığını düşünelim. 13 milyara düşmüş gözükecek ama oradaki bankaya ödeyeceğim faiz sürekli üzerine geleceği için Belki banka beni bir de temerrüde sokarsa borcunu ödeyemiyor diye yüzde on faizi almışsam bunda yüzde yirmi, otuz, kırk rahatlıkla çıkarabilir. Dolayısıyla ben şey olarak inşaatçı olarak tamamen biterim. Elimdeki bütün şeyler gider. Gayrimenkuller bütün yok edinmiş. tamamı gitse de şeyi bitirmiş kredim, bit, kredi borcum bitmez. Ve benim bütün birikimlerim gider sıfıra düşerim. Benim sıfıra düşmem yetmez. Bir sürü insanlara da işte şu işçiye borcumu ödeyemem. Şuradaki demir aldığım yere ödeyemem. Şurada efendim e, çimento aldığım ya da diğer inşaat malzemeleri aldığım bir yerlere borçlarımı ödeyemem. Bütün bunlar piyasada çok ciddi bir darlık meydana getirir. E, bankada verdiği borcun işte onda birine yakın bir kısmını aldığı için onda da bir sıkıntı oluşur. Şimdi burada şöyle düşünmüş oluyorlar bunlar bir kolaylık olsun diye ben şimdi 10 milyar lira, 15 milyar lira sen işte Halk bankasısın senden 15 milyar lira teminat gösterdiğim gayrimenkula karşılık aldığım bir borç var. Şimdi bu gayrimenkul sizin satmamanızı sağlamış oluyor devlet bankası, şey yatırım bankası yatırım bankası bu 15 milyar liralık teminatı alınca Halk Bankası'na kaç lira veriyor? 1 milyar. milyar lira veriyor. Bakın 15 milyarda 1 milyar veriyor Halk Bankası'na. Bu 1 milyar devlet tahvili niteliğinde %18 faizdi değil mi? Evet yani aslında %18 son faiz oranına göre hesaplarsak oraya denk geliyor çünkü kapalarındaki planladıkları şey ee, normal 5 yıllık tahvilin üstüne 80 bas puan yani 0.8 bir faiz eklenecek. Bugün 18'e denk geliyor. Da, tahvilin faizi bugünden belirlenmiyor mu? Ee, ne zaman halka arz edilecekse veya ne zaman Halk Bank'ın eline geçecekse o günün tamam, durumundan. Fark etmez. Ama yani şey bugün etmez olsun, yani. olsa yüzde 18. evet. Hadi yarın yüzde 10 olsun fark etmez. Yani. Olmaz tabii. Olmaz da olsun olduğunu düşünelim. Evet. Şimdi burada bakın. Halk Bankası 15 milyarlık teminatı yine devletin bir başka bankasına, Kalkınma Bankası'na veriyor. Onun karşılığında 1 milyar liralık tahvil alıyor. Şimdi dersiniz ki bu akıl işi mi? Neyse onu biraz sonra demeyeceksiniz. Onun için biraz dikkatle dinleyin. Allah Allah diyeceksiniz az sonra. Ben hiç öyle düşünmemiştim diyeceksiniz. Şimdi o 1 milyar lira e, aldığı teminata karşılık şeyin e, Kalkınma Bankası'nın borcu olmuş oluyor. Yani bir tahvil çıkarmış oluyor. O ta, Devlet çıkardığı tahvilleri halka satar. Sattığı tahvilleri karşılığında para alır. O parayı ihtiyaçları için kullanır. Ama burada öyle bir şey yok. Yani tahvili veriyor ama Devletin eline nakit geçmiyor burada. Evet, şu anda aslında görünüşe göre kimsenin eline düzgün bir Devletin geçmiyor. Devletin eline nakit geçmiyor. Evet. Ama şey var, sadece ben inşaatçı olarak gayrimenkullerimin yok bağısına satılmasından kurtulmuş oluyorum. Bankanın baskısından kurtulmuş oluyorum. Bankanın baskısından kurtulmuş, evet. kurtulmuş oluyorum. Birkaç yıldığına ama yine banka burada beni temelüde sokabilir. Belki onun için de bir madde getirebilirler. Bilmiyorum. Getir getirdiklerini farz edelim Getir getirseler bile ben sürekli onun faizini ödeyeceğim. Evet. Sadece gayrimenkullerimi kurtarmış olurum. Onu kurtardığım için belki 6 yıl içerisinde bu gayrimenkullerin hepsini satıp paraya çevirip borcumun tamamı olmasa bile bir kısmını ödeme imkanı bulmuş olurum. Şimdi burada görüntüde inşaatçı kurtu biraz rahatlamış gibi o gibi değil, biraz rahat diyor yani işin gerçeği o. İnşaatçı biraz rahat diyor. Peki, Halkbank neden 15 milyar liralık teminat veriyor da oradan 1 milyar liralık şey alıyor, ee, devlet tahvili alıyor? Onu da nakde çevirme ihtimali var. <laughs> ee, merkez Bankası'na teminat olduğu verdiği zaman onun karşılığında nakit alma ihtimali var. Arzu ederse, e, sıfır risk sayıldığı için. Arzu ee, ederse değil, yapar. Merkez Tabii Bankası ki. burada yani uluslararası kurallar çerçevesinde de bu 1 milyar lira sıfır riskli bir teminat olarak çünkü arkasında devlet var. Evet. Devletin alacağı olarak Merkez Bankası'na bu yattığı için Merkez Bankası için bir karşılık oluşmuş oluyor. Merkez Bankası bunun karşılığında nakit para basar. Türk Lirası basar. O bastığı Türk Lirası'nda e, şeye e, o, o da belli bir faize verir ama faiz katmayalım şeye verir. E, Halk Bankası'na verir. Yani devletten alınan faiz, Merkez Bankası'nın alacağı faiz, o arada bir takım şeyler olur. Yeni Halk Bankası'nın karlı çıkar sonuçta. Şimdi tabii faize kar derseniz. Yani, e, var. Halk Bankası'nın Merkez Bankası'na teminat olarak tuttuğu tahvillerle değiştirebilir. Yani Merkez Bankası'nın illa para basıp e, Halk Bankası'na vermesi gerekmiyor içeride tuttuğu teminat olarak tahvili olur, alır, bunu bunu koyar onun yerine. Eline geçen bu şey ikinci piyasada likit, likit edebilir. Bir şey yapmayalım. şu anda yani bu kadar e, teknik meseleyi vatandaş anlamaz. O kadar ayrıntıya girmeyelim. Böyle vatandaşın anlayacağı şekilde gidelim. Tabii ki bunlar bu dediğimiz gibi %100 olacak manasında değil ama sistemin işleyişini göstermek açısından. Şimdi tekrar anlatıyorum. Benim 15 milyar liralık mesela bir büyük bir şey inşaatçıyım. 15 milyar lira Halk Bankası'na gayrimenkullerimi şey olarak vermişim. İpotek olarak vermişim. Onun karşılığında diyelim 10 milyar lira para almışım. %10 faizle diyelim. %10 olduğu zaman her her yıl ne olacak? Yani e, burada 10 milyar aldıysam e, onun her yıl 1 milyarını ya bir, bir milyar şeye vereceğim. Çok ciddi bir şeydir, faiz ödemesidir. Faiz o kadar berbat bir şeydir ki. Bakın ben iş yaparım. Mesela işte dedim ben e, inşaatçıyım. Arsa alacağım. Ondan sonra işçi çalıştıracağım. Bir sürü plan, proje, şu bu falan filan. Belediyelerle işlerim. işçilerle işlerim. İşte şuradaki inşaat malzemeleri alanlar, şurada piyasanın beğeneceği malları üreteceğim, bunun ne, ne zaman üreteceği belli olmaz. Ama Halkbank bana 10 milyar lirayı borç verdi mi benim ne zaman üreteceğim onu hiç ilgilendirmez. Hatta o arada Allah muhafaza diyelim bir deprem oldu o şey inşaat yerle bir oldu Halk Bankası dedik ki artık adına, adına Halk Bankası dediğimiz için yani x banka hepsi aynıdır. Bankayı ilgilendirir mi bu? Hiç ilgilendirmez. Hiç ilgilendirmez. Ben, ben param hocam. zamanı geldiği zaman ver bana 1 milyar. Ya nereden vereyim? Daha ben hiçbir malzeme, daha hiçbir şey üretmiş değilim ki. Elimde 5 kuruş para yok. Verdiğim para da yetmedi. Zaten yeni paraya ihtiyacım var. Gelmiş benden bir de 1 milyar istiyorsun. Ben ne yapacağım? E yapacağım şey şu işte bu defa hadi bana 1 milyar daha borç ver de onu sen alacağına say demek e Nasıl vereyim? 15 milyarlık teminatım var ya. ya ya yani hadi vermez ama verdiğini kabul edelim borç 11 milyarla çıkar Gelecek sene 1 milyar 100 bin lira borç borç çıkar 12 milyar 100 bine Çünkü malı üretmek çok zor Peki banka ne yapıyor? Banka ne yaptığını biraz sonra göreceğiz Hiçbir şey yapmıyor. Ne işçi çalıştırıyor? Hadi diyeceksiniz ki bankada çalışanlar var mı? Şimdi bankada çalışanlar var da bana verdiği kredi sebebiyle ilave bir iş imkanı ortaya çıkmış değil. O zaten mevcut olan kişiler çalışıyor. Bana verdiği krediden dolayı bankanın girdiği herhangi bir sıkıntı yok. O parasını tanıyor. Ya kardeşim ne işçi çalıştırıyorsun? Ne işte şuradan mal alıp şuraya sat hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece borç veriyorsun. Fazlasını alıyorsun. Herhangi bir ekonomik faaliyet yapmıyorsun. Ne mal üretiyorsun ne hizmet üretiyorsun. Mal ve hizmet üreten beni dara sokuyorsun. Üretemez hale getiriyorsun. İşin bir tarafı bu. Peki ondan sonra Diyelim devletin bu bahsetmiş olduğu, yani az önce bahsettiğiniz, tekrar ismini söyleyin onu. Varlığa dair menkul. Varlığa dair menkul kıymetler. İşte e, zannedersem pazartesi çıkacak bunun kanunu. Önümüzdeki hafta çıkacak. Önümüzdeki evet. hafta çıkacak. Şimdi devletin yaptığı burada sadece işte inşaatçıyı birazcık rahatlatmak. Yani 6 yıllıktı değil mi? 5 yıllık. 5 yıllık. 5 yıl benim gayrimenkullerim satılmayacak diye rahatlıyorum. 5 yıl içerisinde belki bunları paraya çeviririm. Ama 5 yıl içerisinde habire borç artacak. Habire artacak. Şimdi mesela siz dışarıdan insanları işte görürsünüz. Aa çok güzel iyi arabaya binmiş. Şahane bir malikanesi var. Baksana şu binaların hepsi onun. Şu fabrika onun bir de adamın neler çektiğini bilseniz. Neler çektiğini bilseniz aman ya Rabbim iyi ki bende bunlar yok dersiniz. Ve gece gündüz Allah'a şükredersiniz ki bu kadar sıkıntının içerisinde değilim. Evet şimdi banka şey yaptı, getirdi. Eee şey teminat olarak bıraktı yatırım bankasına. Toplam kaç lira? Toplam bıraktıkları teminat bırakılması istenen yani. yani. <laughs> evet. Halk Bank'ın 15, Ziraat Bankası'nın 14, Vakıf Bank'ın 13.2 milyarlık teminat bırakması isteniyor. Bir de 15. özel banka var 0.15 15, 15. 29 42.2. 42. O özel bankanınki 0.15 yani 150 milyon. 150 milyon. Yani 43 milyar mı toplam? O civarda bir şey. Tamam. Işte. Şimdi 43 milyar Türkiye'nin mevcut durumu açısından hiçbir şeydir. Yani ferdi olarak şöyle böyle dersiniz de bugün Türkiye'deki toplam kredi miktarı 2 trilyon 300 milyar. Bakın bankaların piyasadan alacakları 2 trilyon 300 milyardır. 2 trilyon 300 milyar ve de %25 faiz dedik değil mi? En evet. az. %20 diyelim. 2 trilyon 300 milyarın bir yıllık faizi 460-470 milyar lira ediyor. Bir yıllık faizi. O ki en düşük şeylerden söyledik. Yani %20'den hesap ettik. %40'lara kadar çıkıyor. Ondan, onu saymadı. 500 milyar diyelim yuvarlak hesap. Peki bir yıllık bankalara ödenecek faiz 500 milyarken bu 40 milyar ne iş görecek? 43 milyar. Sonra arkasından koskoca devlet olarak bir takım şeyler yaptık diye millet yani bir kafa karışıklığı var. Ha şöyleymiş böyleymiş. Yani bir algı yönetimi işte bak şöyle olmuş, biraz psikolojik bir rahatlama. Çünkü bir takım bazı kelimeler ağızlara gelecek. İşte kahvelerde konuşurken birbirinizle konuşacağınız bir konu oluşmuş olacak. Ondan sonra bazı devlet adamlarının yaptığı açıklamalar anlamayacaksınız. E sevdiğiniz için seviyorsanız onu kendi kafanıza göre güzel yorumlayacak. Ben anlayamadım ama galiba böyle dedi diyeceksiniz. Kendi kafanıza göre yorumlayacaksınız ve bir psikolojik rahatlama olacak. Ondan sonra 3-5 e, tane şeyin de bir rahatlaması olacak. İnşaatçının da rahatlaması olacak. Peki o zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Tamam Halk Bankası devletin bankası. Güzel. Ziraat Bankası devletin bankası. Üçüncü banka Vakıf Bank. Vakıf Bank devletin bankası. Tamam. E, Kalkınma Bankası da devletin bankası. Önemli değil. Devlet o bankadan o bankaya verdi. Peki bir özel banka var. O 150 milyona karşılık kaç liralık teminatı buraya verecek? Onun durumu biraz daha vahim. Ee, 8.7 milyarlık teminat. Bak 8.7 milyar liralık teminat verecek. Karşında 150 milyon lira alacak. Şimdi dersiniz ki bu banka aptal mı ya? aptal değil, çok akıllı. Bu banka çok akıllı bir banka. Peki devlet aptal mı? Hayır. Üç tane devlet bankası ne elde edecek? Burada ezilen sadece halktır, bankalar değil. Ama kapitalist sistemde Faizden en çok zarar veren kimdir biliyor musunuz? Şu zarar gören kimdir? En büyük zararı devletler görür. Ondan sonra büyük firmalar görür. Ama birinci derece, çünkü en büyük firma devlettir. Niye? Devlet bir sürü işçi çalıştırır. Bir sürü memur çalıştırır. Orduyu besler efendim halka bir takım hizmetler götürmek zorundadır. Bütün bunlar için para lazımdır. Kapitalist sistemde para bir şeyi vardır. E, zaman değeri vardır. Onun adına faiz de, de, denir. O onun için piyasanın en büyük faiz ödeyicisi devlettir. En büyük borçlu devlettir. Peki devlet burada ne elde edecek? Karı ne, zararı ne? Evet bunu bir şey yapalım da tabii ben şahsen bu yanlışları anlatmak beni gerçekten rahatsız ediyor, içimi daraltıyor. Biz Müslümanlar olarak bunlarla mı meşgul olacağız? Bu ne Allah aşkına ya? Bunlar batıl şeyler. Ben size her defasında söylüyorum. Batılı düzeltmek kadar kolay bir şey yoktur. Hakkı getir biter. Şurası karanlık. Allahü Teala ne diyor? minel min edzulumatil nûr. Diyor değil mi? Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Nedir? Bak şimdi. Kim onlar? Kim onlar? Şeye şeye bir bakalım. Bu Bakara Suresi'nin 257. ayeti diyor ki: Allahu veli olanların Allah müminlerin velisidir. Can biz de müminiz. Elhamdülillah Allah'a inanıyoruz. Beyler yeryüzünde Allah'a inan inanmıyorum diyen bir tek adam yoktur. Ateistler inanmıyorum dediğine inanmayın. Onlar da inanır ama bir rol yaparlar. Sıkıştıkları zaman Allah'a sığındıklarını görürsünüz. Hatırlarsınız Türkiye'nin meşhur ateistlerinden bir tanesiyle bir televizyon programındaydık. Sunucu sonunda şöyle demişti. Siz demişti şey jeoloji uzmanısınız. Söyler misiniz dedi. İstanbul'da ne zaman deprem olacak? Ne cevap vermişti hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz ne cevap verdiğini? Ali Kırca'ya söylemiş. Allah bilir demişti. O ana kadar Allah'a inanmadığını söylüyordu. Ne oldu? Canlı yayında bunu söyledi. Bugün açın televizyonları görürsün. Şeyleri e, bu e, Youtube kanallarında zannedersem yayınlanıyor olması lazım. Belki bizim sitede de yayınlanıyordur. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakın iki tane ayette iblis, yani ilk kafir olan iblis, inni ahafullah'dir. Ben Allah'tan korkarım'dır. Dolayısıyla Allah'a inanıyorum demek Allah'a inanmak değildir. Şimdi ömer Bey sana bir soru sorayım. Sana güvenmeyen bir kişi için ya da her konuda güvenmeyen bir, kişi, bazı konularda güveniyor ama bazı konularda güvenmiyor. Bu bana güvenir der misin? Diyemezsiniz. Bana inanır der misin? Hiç diyemezsiniz. Demez. Ya sen ben Allah'a inanıyor, inanırım diyorsun. Allah diyor ki faiz Allah'la Resulüyle savaştır diyor. Sen bu savaşı her geçen gün daha da artırıyorsun. Ya bu Allah'a inanmak demek, Allah'a güvenmek demektir. Allah'a güvenmiyorsan kusura bakma inanmıyorsun. Ama ama diyen adam Allah'a inanmaz. Aması yok tam teslim olur. Allah'a tam teslim olur. Ama olmaz. Bir Müslüman amayı kullanmaz. Tam teslim olur. Bakın Allahü Teala burada ne diyor? Allahu veliyyul lezine amenu. Allah müminlerin velisidir. Allah müminlerin veli. Veli ne demek? Veli demek biri böyle yan yana oluyor. Araya hiçbir şey girmiyor. Şu iki elimin arasında bir şey var mı? İşte bak mesela benim içerideki atlet benim benim velim. Yani vücuduma yapışıyor. Gömlekle vücudum arasında o atlet var. Araya bir şey koyduğun zaman o velilik kalkar. Efendim amenna elbette faiz haram biliyoruz da işte ekonomik sistem bugünkü şey yani İslam'ın getirdiği bir çözüm var mı? o zaman kusura bakma inanmıyorsun. Bak şimdi ayeti okuyayım. Ahirette hesap vermektense bu dünyada hesap vermek daha iyidir. Çünkü ahirette geri dönüş yok. Efendim işte ama menfaati şu bu falan. Şu bu yok kardeşim. Bitti. Allah haram dediyse haram bitti. O o gün biter. Teslimiyet budur. İbrahim Aleyhisselam Allah bize örnek veriyor. İdgale lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona teslim ol dediği zaman gale eslem rabbil alemin. Dedi ki alemlerin Rabbine ben teslim oldum. Bakara 127 ya da 128 ya da 129 o ayetlerden bir tanesi. Şimdi bakın diyor Allahu veliyyul lezîn âmenû Müminin en yakını Allah'tır. Müminlerin en yakın Allah'tır. Peki ne yapar Allah? yuhricuhum minel zulümat ile nur karanlıklardan alır aydınlığa çıkarır şimdi şu lambaları söndürelim ne olur burası karanlık olur değil mi aydınlığa çıkmak için sadece düğmeye basmak yetmiyor mu işte Allah'ın kitabına uymak o, odur. O kadar kolay çıkarır insanları karanlıklardan aydınlığa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medine'deki Yahudiler hem silah sanayine hakimdiler bugün olduğu gibi hem ticaret onların kontrolündeydi hem parasal ilişkiler onların kontrolündeydi yani Medine'de bütün ekonomi Yahudilerin kontrolü altındaydı ve ondan dolayı da ne yapıyorlardı Eustafazilet'i ne yapıyorlardı Savaştırıyorlar. En ufak bir barış anında yine de en ufak tavuğunu sökerek tamam. devam ediyorlar. Hepsi de birbirleriyle savaştırıyorlar. Bugün de aynı şeyi yapmıyor mu Yahudiler? Şimdi savaştırarak ona da silah satıyor, buna da silah satıyor. Savaştırarak onun da ürettiklerini alıyor, bunu da ürettiklerini alıyor. Bu arkada keyif ediyor. Bugün de aynı işlemler yapılıyor. Onu ona, onu ona, onu ona kırdırıyorlar. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman göçmendi. Yani kendi ülkesinde yaşayamadığı için oraya geldi, değil mi? Ölümüne karar vermişlerdi. Ama daha şeyden itibaren ikinci seneden itibaren beni kaynukayı dış şey yaptı. Attı en zengin olan gruplardan. Ondan sonra be, iki, sonra beni Nadir'i, sonra beni Kureyza'yı. Ve dört yıl içerisinde Medine'yi tamamen bu Yahudilerden kurtardı. Medine pazarının tam hakimi oldu. Bütün ticarete Resulullah hakimiyet kurdu. Hangi parayla? Elinde para mı vardı? Mekke'den hicret eden kişinin elinde para olur mu? Evini barkını her şeyini orada bırakmış gelmiş. Ama Allah'a güven vardı. Ondan daha büyük bir sermaye olmaz. Tamam mı? İşte Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Peki, bellediğine kafaru. Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenler. Bana ayet okuma deniyor dönüyor değil mi? Öyle mi? Bana ayet yok. Tamam elbette biliyoruz ama yani işte bunlar, bunu söyleyen insanlar için ne diyor Allah? Bellediğine kafaru ayetleri görmezden gelenler. Evliya umut tavut Onların yakınları, yani birinci derecede yakınları tağuttur. Ne demek? Sınırlar aşanlardır. Biraz sonra göreceğiz. Bak Türkiye'de yürürlükte bulunan kanuna göre Suçlu olanlar ne yapmış? O o kanuna göre tağut olan, yani sınırlar aşanlar bugün Türkiye'ye hakim durumdalar. Peki ne yapar bunlar? Yuhricuhu minen nurile Onlar da aydınlıktan alır, karanlığa sokarlar. Çünkü karanlığa sokacaklar ki ceblerinizi boşalttıkları anlaşılmasın. Önünüze koyacaklar zehri, ye bak bu çok güzeldir, bu baldır diye size zehir yedirecekler. Sizi hasta edecekler sonra da gelip size ilaç satacaklar. Evet buna çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi gelelim işin esas şeyine. Tekrar konuya dönelim. Şimdi o şey eee hani o özel bankayı esas alalım. En kötü durumda olan bankayı. En büyük teminat veriyor. En büyük teminat veriyor. Devlet, devlet bankası değil. Elindeki 8 milyar 700 milyon. 8.7. 8. milyar 700 milyon liralık teminatı şeye verecek. Yatırım bankasına karşılığında 150 milyon lira para şey 150 milyon liralık şey alacak. Devlet tahvili niteliğinde senet alacak. Devlet tahvili niteliği denmez çünkü devlet onu garanti ettiği için devlet tahvili niteliğinde. Şimdi peki niye 150 milyon liralık şey alıyor? Alsa bunlar ne yapacak? Bugün Merkez Bankası'nın istatistiklerinden aldığımız bilgiyi ekrana yansıtıyoruz arkadaşlar. Şimdi şeye göre bugün Türkiye'de Dolaşımda bulunan toplam para ne kadar? Milyar. 140 milyar lira. Basılı. Basılı para. Bu cebimizdeki <laughs> o şeyler demir paralarda dahil değil mi? Demir paralarda dahil <laughs> 140 milyar lira para var. Peki banka kasalarında toplam kaç milyar var? <laughs> milyar. Banka kasalarında 12 milyar var. Banka kasalarındaki 12 milyarın en az yarısı <laughs> Orada nakit olarak tutulmak zorunda. Çünkü o nakit olarak tutulan paralarla şey yapacaklar. İşte bu e, ATM'lere para konacak. Çeşitli işte birisi gelip para isteyecekse para verilecek falan. Peki o, o 6 milyar liraya karşılık borç verdikleri to toplam 6 milyar lira. Peki toplam alacakları ne kadar? Bak, 6 milyar liraya karşılık 2.3 trilyon alacaklı bankalar. 6 milyar, milyar liralık nakitleri var. Ama 2.3 trilyon alacakları var. Toplam kaç kat ediyor? 364 kat. Evet, 364 kat. Yani 1 liraya karşılık 364 lira para üretmişler. O para ne? Ortada para yok ki. Siz alıyorsunuz kredi kartınızı, bir, bir kart. İşte gidiyorsunuz, şunlardan alıyor, şu, şu şu malları ver, çekiliyor kart, orada bir rakam, tamam, hadi şifreni gir, giriyorsun, o rakam şeye gidiyor, bankaya, sen ödemeyi yapmış oluyorsun. O rakam ne? Ne senin bir şey geçiyor, ne karşı tarafın eline bir şey geçiyor. Ondan sonra az önce ne dedim ben şey olarak, inşaatçı olarak geldim. İşte sizden 15, mily 15 milyar lira teminat gösterdim. Karşılığında bana 10 milyar lira kredi verdiniz. Peki 10 milyar kredi, bütün bankaların kasasında kredi verebilecekleri kısım 6 milyar bana nasıl 10 milyar veriyor? Kağıt üzerinde. 10 milyar bana benim hesabımı 10 milyar geçiyor. Ne demektir? İşte birisi inşaatçı geldi. Tamam. Hesap numaranı ver bakayım bana. Ah Tamam sen hesabına şey dedim 1 milyon lira geçtim. Aa yine güzel. O hesaptan o hesaba geçiyor. O hesaptan o hesaba 1 milyon geçince ilgili banka benim bana 1 milyon lira para yattı diyor o bir milyona karşılık birkaç kişiye borç verebiliyor. O 1 milyonu borç veriyor başkasına. Sen de onu tutuyorsun. Diyorsun ki ha işte falan yerden demir almıştın göndereyim. Onun, onun hesabına gönderiyorsun. İşte falan yerden çimento almışım ya onun hesabına gönderiyorsun. O hesaplara giden her bir para o bankaların bankalara yatırılmış şey gibi vadesiz mevduat gibi kabul ediliyor ve o bankalara yeni kredi açma imkanı veriyor. Bu böylece bakıyorsunuz ki ortada olmayan işte 6 milyara karşılık onun 364 katını borç olarak vermişsiniz. Peki 6 milyar liraya karşılık bir yılda alınan bankaların almış olduğu faiz ne kadar? 500 milyar lira civarında bir para. Yani o... 573 bin. O kadar bir para alınıyor. Piyasada bulamayacağınız bir faiz oranına hesap. Ya kardeşim bu ne? Oca en düşük oranda hesap etmiştik. Hesap yani piyasada olmayacak bir faiz oranına göre hesap etmiştik. Ya bu ne kardeşim? Bu ne? Bakın Türkiye'de yürürlükte bulunan 197 sayılı Ceza Kanunu. 197 sayılı Ceza Kanunu'na bakın 12 yıl hapis 2 yıl o iki yılla 12 yıl arasında hapis cezası gerekir. Kim için? Efendim şöyle diyelim bir 5 lirayı e, kalpazanlık yapmış, üretmiş bir kişi için. Bu yapılmalı mı? Elbette yapılmalı. Bu kanun yani bu adama ben hapis cezasını asla kabul etmem. Hapis cezası çok kötü bir ceza sistemidir. Bütün dünya hukuk sistemlerinden kaldırılması gereken bir cezadır. Bu asla kabul edilemez. O ayrı. Ya şimdi bir adamı hapse, hapse atıyorsun. Peki onun çoluğu çocuğu ne yapacak? Peki benim ne suçum var ki onun orada karnını Doyuruyorum. Benim ne suçum var ki onun onu orada bakan insanların şey etrafında korumalarının maaşlarını ödüyorum? Sonra orada ne yapıyor? Hiç dışarıya ıslah olmuş olarak çıkan bir tane hatırlıyor musunuz? Ya bu bir bizde hapis cezası diye bir şey yoktur. Faizin olmadığı gibi. Ya Allah aşkına ya. Ben hakikaten hayret ediyorum ya. Mesela Alman cezacılar beni çağırıyor. Ceza hukukunu anlatıyorum. Ellerinde Kur'an-ı Kerim adamlar hayran kalıyor. Şaşırıp kalıyorlar. Onlara söylediklerimi burada söylemeyeyim. Ama isterseniz bizim sitelerde bulabilirsiniz. Almanya ekonomik sıkıntıya girdiği zaman bizi çağırıyor bunu nasıl kurtaracağız diye. Burada bağırıyoruz bağırıyoruz böyle. Yahu kardeşim beni dinlemeyin. Allah'ın kitabını dinleyin. Ne oluyor ya? Ya bu din eğer senin problemine çare olamıyorsa git başka din bul kendine ya. Şimdi burada evet o kanuna göre bu suç işleyenler cezalandırılmalı. Ama o kanunun içeriğini ben asla kabul edemem. Şu kadar hapis cezası falan olmaz. Kaç lira ürettin? 500 lira mı? piyasadaki oluşturacağı zarara göre o kişiye zarar şey yaparız. O kişiden alırız. O adam bir daha da üretemez. Bakın Osmanlı'da yani size işte, sık sık söylüyorum Osmanlı mahkemelerini 21 sene arşivin idare ettim. Yerili, yerli, yerli yabancı çok sayıda e, ilim adamına yardımcı oldum. Hatta bir meşhur bir tarihçi yaşlı Amerika'ya gitmiş geldi bir gün ya seni ziyaret etmek istiyorum geldi yanıma o oh, tabii yıllar önce ya sen çok gençmişsin e ne olmuş dedim ya Amerika'da hangi üniversiteye gittiysem herkes seni sordu dedi ben de seni çok yaşlı bir şey zannediyordum şimdi mesela doktora'yı bitirdim Kültür Bakanlığı'na verdik alsınlar diye 1984'te bastırdık. Oradan yazı geldi. Almaya değer bulunmamıştır. İki dakika sonra Harvard'dan yazı geldi. Doktoranızın basıldığını duyduk. Şu hesaba ödemeli 50 tane gönderir misiniz diye. İki dakika sonra Türkiye bu kadar çok seviyor kendi ilim adamlarını. Böyle sevmeye de devam ediyor. Şu vakfı susturmak için nelerin yapıldığını çok iyi bilirsiniz. Neyse, Allah'a şükür ki Cenab-ı Hak yardım ediyor, hamdolsun yürüyoruz. Şimdi, bakın, ne yapıldı? 150 milyar lira alacak. Şimdi 150 milyon lira alacak şey, o X bankası. Özel bank olduğu için adını söylemiyoruz. 150 milyon liranın, 150 milyon liraya karşılık yani hepsi değil tamamını kabul edelim 43, mil, 43 milyar mıydı tamamı Hı. şey yapmayalım tamamı 43 milyar 43 milyar merkez bankasına gider de 43 milyar liralık para basılırsa tamam bu karşılıklı para bu 43 milyar liraya karşılık 43 milyarın yarısını e, gene şeyde kabul edelim kaç lira şey yapılacak Kredi olarak 43 milyar lira. Hocam aslında onu şeyden gitmek lazım. 3 milyar olarak ellerine geçecek olan paradan gitmek lazım. 3 milyar 150 milyon lira. hayır ha, ha, yanlış söyledim. Tabii 3 milyardan. Ben de baktım evet. çok fazla. 3 milyardan. <laughs> yok yanlış evet. oldu. Ben Yok yanlış söyledik. Çünkü o 43 milyar teminat teminattır. Ellerine geçecek para 3 milyar, üç milyar 150 milyon, milyon, lira. milyon lira. Onu 100 ıı, kaç dakika çarpıyorduk? 380 küsür 400 diyelim. 400 e, diyelim. diyelim. 3 çarpı 400 1.2 trilyon. Bakın 1.2 trilyon piyasaya para çıkacak. Efendim bu para piyasayı rahatlatacak. Doğru. Bedava mı çıkacak bu para? Bunlar bu adamlar yasal olarak suç işlemiş olacaklar. Devlet de bunların arkalarında olacak. O kanuna göre suç işlemiş olacaklar bunlar. Devlet de bunların arkalarında olacak. Bu ne ya? Ondan sonra o vatandaşa efendim işte rahatladık işte elimizde kredi imkanlarımız geçti bir trilyonu of ve Türkiye rahatladı. Şimdi çok küçük bir rakam gibi görüyorsunuz arkasından yansıması böyle. Peki ondan yüzde onla faize verilecek olsa bir yılda vatandaşın cebinden kaç lira çıkacak? Kaç lira çıkacak? 130 diyebiliriz. 130, 3 milyara karşılık 130 milyar lira vatandaşın cebinden alınacak, bankalara. Şimdi hiç böyle bir batak tanıyor musunuz? Yerinizde böyle bir batak var mı? Siz tabi faiz oranlarını çok insaflı söylüyorsunuz yani onları çok daha yukarıda. %10 diyoruz değil mi? Tabii. Çok az söylüyoruz yani. %20 aslında şu anda. <laughs> %20 söylersek tabi fazla olur da az söylüyoruz yani. <laughs> Şimdi dolayısıyla bu bu şeyden bu sistemden tümüyle çekilmek mecburiyetindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar kolay bu işi bitirdi ki ve o adamlar Mekke Medine'yi de terk etmek zorunda kaldılar. Bütün ekonomiye Resulullah hakim oldu kısa sürede. Hem de öyle kötü şartlarda ki bugün hayal edilemeyecek kadar kötü şartlar altında. Çünkü Medine'de Evs ve Hazreç kabileleri var. Yahudiler, yani orada zaten Müslümanlar azınlık. Zaten şey durumdalar yani göçmen durumdalar işte muhacir diyoruz. Göçmen durumdalar. Ama o durumda ama İslam o kadar mükemmel bir sistemdir ki problemi tümüyle çözer. Peki sizin bir de teklifiniz var bu şey için onu da bir anlatır mısınız? Evet biz burada e, Vakfımızda yaptığımız çalışmaların neticesinde İslam'a uygun olarak hani e, e, söylüyorlar ya İslam e, ne diyor peki İslam e, bir, bir iki tane yöntem bulduk. Mesela gayrimenkulle ilgili e, bunları biz kendimize keşfetmedik. Dünyada var olan yürüyen Birçok e, gelişmiş ülkede e, gündemde olan gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, gayrimenkul sertifikaları gibi yöntemlerle bu gayrimenkul sektöründeki sıkıntıları ortaklık yöntemiyle çözmek mümkün. E, malum uzun süreden beri bahsedilen, yıllardan beri her sıkıntı olduğu zaman halkın yastık altındaki altını, halkın yastık altındaki ee, dövizinden bahsedilir. İşte bu halk bu yastık altındaki var olan Dünya e, altın örgütüne göre beş buçuk ton altından bahsediliyor. Ben daha fazla olduğunu düşünüyorum ama neyse resmi veri bu. Ee, peki e, bir miktarda dövizden bahsediliyor. Halk işte bunu ekonominin içine katmıyor çünkü faiz hassasiyeti var. Bu ha faiz hassasiyetine eğer bir şekilde uygun bir çözüm bulunabilirse bir kere bunu çekmek mümkün. Onun dışında yabancı yatırımcıların e, buna ilgi duymasını sağlamak mümkün. Çeşitli vergi avantajları getirilebilir. E, bazı e, farklı e, e, piyasaları oluşturarak bu e, sertifikaların, fonların, yatırım ortaklıklarının daha likit olması sağlanabilir. Bunların hepsini hazırladık. Yöntemleri belli. Şimdi, Nasıl yapılması borsa, gerektiğini borsası, biliyoruz. Siz Benkul Kıymetler Borsası'nda uzman olan bir kişisiniz. Şimdi... Siz çok iyi bilirsiniz, benim de bazı bildiğim şeyler, bilgiler var. Menkul Kıymetler Borsası'na açılan şirketlerin karlarını yükselten ya da düşüren reel piyasa mı yoksa şeyler mi? Böyle e, çeşitli oyunlarla mı yüksel Şirket patronlarının diyelim, ha? Yani eğer çeşitli oynaşmaları varsa böyle rakamların üstünde dikkat çekici şirket patronlarının yaptığı işlemlerdir onlar. Yani şimdi bir kere orayı baştan düzeltmek lazım. Tabii. Orayı baştan ben arkadaşımızın da çok yakından yani sonradan konuşurken anladık. Yakından takip ettiği bir batan çok büyük bir şirket şimdi söylemeyeceğim. Bir kere bana gelmişlerdi. O zaman ben tabii danışmanlık yapıyorum. Şeylerde ekonomik danışmanım. Ya hocam 5 milyon lira ihtiyacımız var. Falan yerde şunu şey yapıyoruz. Bize şu e, finans kurumundan bu parayı bulabilir misin? Olur dedim. Gittim genel müdürüyle görüştüm. Tamam. Olur. Ver. Adamların paraları yok. 5 mil, milyon lira paraları yok. Ama bir müddet sonra baktım ki Aa, şeyler, televizyonlar, radyolar, şunlar bunlar ki o işin içerisinde esas e, uzman olarak siz de şey yapmışsınız. Orada bulunmuşsunuz. Siz anlatabilir bir şey, ben bir kendime ait olan kısmını anlatayım, siz anlatın. Bir de sonra baktım ki, aa, bu adamlar 750 milyonluk bir şirket kurmuşlar. Ulan 5 milyon olmayan 750 milyonluk şirketi nasıl koruyor? Bunun 250 milyonunu maçlar halka. Evet. 250 milyon lirasını halka açtılar. Bir şeyde resmiyette 1 lira olan hisse senedinin değeri ki 1 liralık da yok yani öyle bir şeyler de yok. Yakından biliyorum. İşin içinde arkadaşımız da içinden biliyor. Tuttular buna karşılık 10 milyar dolar piyasadan para aldı. Yani 10 milyar lira tabii bir şey topladığımız zaman yanlış mı söyleyeyim? Çok, çok yıllar evvelinden bahsediyoruz. O zamanlar bugüne getirirseniz paralar çok daha büyük paralar. Daha, büyük para. Ben yani o zaman öyle o hatırlıyorum. Türkiye'nin yine hepinizin tanıyacağı büyük sanayide o zaman ben Allah'a hamdolsun yani Türkiye'nin hem askeri olarak hem siyasi olarak hem ekonomik olarak en büyükleriyle sürekli görüşürdüm. Yani. En tepedekilerle. Şimdi herkes kaçıyor. O zaman öyle değildi. Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden bir tanesi bana dedi ki: "Yahu bu ne biçim bir şey ya? Adam 1 liralık hisse senedini 100 liraya satıyor. Kendisine dedim böyle şey mi olur dedim. Nihayet 50 liraya düşürdü." diyor. Ve bu adamlar piyasayı aldılar ellerine. Milleti sömürdüler. Arkasında siyasi irade vardı. Battı gittiler. Batmadan önce de bunlarla konuştum. Bak böyle yapmayın. Yanlış yapıyorsunuz. Yine o konuştuğum sıra orada olanlar da yine Türkiye'de çok tanınmış insanlardır. Yani o isimleri söylesem onları hepiniz tanırsınız. Yapmayın dedim bakın. Bu yanlış yapıyorsunuz. Battı gittiler. Şimdi bugün sizin dediğiniz borsayı mutlaka oluşturmak zorundayız. Ama reel olması lazım. Bugün konkordata yapıyor şi şirketler. Zarar gören kim? Zarar gören kendisi konkordata ilan ettiği zaman arkasındaki alacaklılar bir hesaba göre 25, bir hesaba göre 100 şirketi etkiliyor bir tek konkordata ilan eden şirket. Zarar eden kendi değil, zarar eden etrafındaki. Kendi çıkıyor. değil tabii, kendisi zarar etmemek <laughs> için bunu. Ya sistem öyle bir kurulmuş ki, her halükarda vatandaş eziliyor. Çünkü sistem kapitalist. Her şey kapital sahiplerinin lehine. Cenab-ı Hakk'a çok şükür biz burada 30 seneden fazla Türkiye'nin bütün ekonomik problemlerini Kur'an ışığında nasıl çözeriz diye çalışmalar çok sayıda belki binin üzerinde toplantı yaptık. Ya şunlar değişmeli, bunlar değişmeli, bunlar değişmeli, bunlar değişmeli. O kadar çok şey yaptık ki. Ya bu yani biz artık artık kendimize gelelim ya yazık yani gerçekten. Yani şimdi Amerika bugün dünyanın en borçlu devleti biliyor musunuz? Dışarıda siz zengin zannediyorsunuz. Sizin zengin olarak zannettikleriniz aslında para babalarının taşeronudur. Peki para babaları ne yapıyor? Hayal üretiyor. Peki Türkiye'de değil Amerika'daki yasaları işletseniz o para babalarının tamamı hapse atılır. Bütün alacakları silinir, bir o kadar da borçlu olurlar. Türkiye'de de aynı. Peki ne oluyor? Ben gerçekten aklım almıyor ya. Bu insanlar bu kadar mı akıllarını kullanmazlar ya Rabbi ya? Amerika'nın en son borcu ne kadar? 21 trilyon dolar Amerika'nın borcu. Bunlar peki açıklamıyorlar dışarıya. Büyük devletler açıklamıyor, diğerleri açıklıyor. Peki alacaklı kim? Hiçbir iş yapmayan, hiçbir e, 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 mal ve hizmet üretmeyen birkaç kişi. Hayal. Birkaç Yahudi. Ya artık yeter ya. Şu Medine dönemine bir başlayalım Allah rızası için ya. Evet. Peki sen sistemle ilgili söyleyeceklerin var. Uzmanlık alanın olduğu için o şeyle ilgili evet, teklifini yani bir dinleyelim. Ben başlıklar olarak söyledim. Tabi bunların e, teknik detayları var. Teknik detayları anlatıp insanları yüzmek yormak istemiyorum. Fakat bu bu sistemlerin üçünü de kimisi devam eden inşaatlar için, kimisi sıfırdan başlayacak inşaatlar için, kimisi de mevcut bitmiş inşaatlar için son derece iyi bir çözüm yoldur. E, fakat sermaye piyasalarında bazı düzenlemeler yapmak gerekiyor. Ben hep e, e, geçmişte bir slogan vardı, o sloganı çok seviyorum. O sloganın muhakkak tekrar gündeme getirilmesi ve e, canlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye sermaye piyasalarından yükselecektir sloganı. Eğer sermaye piyasaları doğru düzgün bir şekilde e, organize edilir, bazı kanuni açıklar kapatılır, işte de, de, biraz önce bahsettiğiniz şirketlerin yaptığı oyunların önüne geçilebilecek yöntemler yapılırsa ki bu yöntemlerin hepsi var, hazır, Netice itibariyle bir şey baştan keşfedilmeyecek. Ee, ortaklık yöntemi yani Kur'an'ın Allah'ın bize e, e, emir ettiği ortaklık yöntemiyle hı hı. E, ekonomik demiş şeyden bahsettiniz. Konkordat'a ilan şirketlerden. Bu gayrimenkulle ilgili bahsettiğimiz fonların benzerleri bu Konkordat'a ilan eden şirketlerin de e, can simidi olacaktır. Herkes ortaklık şeklinde işini devam ettirecek hı hı. ve bu faiz belasından kurtulacaktır. Bir ara Amerika'da yap işte bunun benzeri. Tabii ki bunların hepsi zaten daha önceden yapıldı. Hatta Almanya'da da yapıldı bir ara. Hatta o, oradaki uzmanları da buraya çağırdık. Burada onların toplantılarını da yaptık. Yani Amerika'da neler yapılıyor, Almanya'da neler yapılıyor, Türkiye'de neler yapılması gerekir. O zaman da bir kanun çıkıyordu. Bu kanun yanlıştır demiştik o, o zaman da. O zamanlar bizim buradaki şeyleri dikkat alıyorlardı yani. Dinliyorlardı o zaman. <laughs> evet. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu fon sistemi üstünden e, hem gayrimenkul şirketlerine hem real sektörü yardımcı olmak mümkündür. Bunun kanuni altyapısı Türkiye'de vardır. E, bazı ufak tefek düzenlemeler, bazı teşvik edici düzenlemelerle risk hayata geçirilebilir. çıkarılmak isteniyordu, çıkardı, çıkarıldı. Çıkarıldı. Yani. Şu Hı -hı. anda da zaten hem girişim sermayesi Hı -hı. kurarak bu işlerin içine olmak mümkün, hem risk sermayesi kurarak bu işlerin içinde olmak. Şimdi ben 2005'ten beri artık ekonomiyi takip etmeyi bıraktım. Çünkü benden faize fetva alamadıkları için onlar beni bıraktı ben de onları bıraktım evet şimdi <laughs> şimdi sona sonuna gel, geldik toplantı'nın şimdi bir özetleme yapalım varlığa dayalı menkul kıymetlerle ilgili işte önümüzdeki hafta takım e, resmi uygulamalar başlatılacak şu an elimizdeki verilere göre 43 milyar civarında şeyler alınacak, teminatlar. Tabii ki inşaatçıların toplam bankalara borcu 43 milyarla kıyaslanmayacak kadar fazladır. Çok büyüktür <laughs> tabii. Ve bu 43 milyar liralık teminatın tamamı borca karşılık değildir. Bir kısmı borca karşılık, bir kısmı fazladır. Banka alacağını garanti etmeden borç vermez. O garanti içinde adam geciktirirse de hiç olmazsa biraz fazla olsun şey faiz alacaklarım da alayım diye düşünür ve verdiği paranın iki katına yakın şey alır. Belki daha fazla alır. Neyse. Bu 43 milyar liralık teminat Kalkınma Bankası'na verilecek. Kalkınma Bankası buna karşılık bankalara 3 milyar 150 milyon liralık şey verecek. Varlık varlığa dair menkul kıymet ama bu devlet tahvili niteliğinde. Devlet tahvili demek arkasında devlet var. Devlet garanti veriyor. Ve üzerinde yazılı olmuş olan yazılı olan faizle birlikte ödemeyi garanti etmiş oluyor. Peki bunu alan bankalar 3 milyar 150 milyon alan bankalar bunu götürürler ki çok normal iş işle, normal işleyişleridir bu. Merkez Bankası'na. Merkez Bankası, Merkez Bankası karşılık göstererek onunla para basabilir. Basacak mı basmayacak mı ayrı. Biz bunu şey olarak yani nazari olarak söylüyoruz. Basabilir. Böyle bir yetkisi vardır. Bastığı zaman işte bugün Türkiye'de bankaların kasalarında normal 12 milyar lira kadar para var. Kredi alacakları 2 trilyon 300 milyar lira civarında. Buradan o 12 milyar da zaten 6 milyar kadarı günlük işlemler için bankadan nakit tutulur. Şöyle dikkat edin siz bankadan eğer hesabınızda varsa hiç 1-2 saniye içerisinde 1 milyon, 2 milyon, bir milyar hiç önemli değil. Oradan oraya nakledersiniz. Sadece şey ise yabancı paraysa bu Amerika tarafından kontrol edilir. Ondan sonra gidersiniz. Çünkü bunu çok kontrol etmek zorundalar. Aksi takdirde ipin ucunu bir kaçırırlarsa bir daha toparlayamazlar. Şimdi ama 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon hiç önemli değil. Oradan oraya, oradan oraya sadece rakamlar gidiyor. Başka bir şey yok. Ama gidip deseniz ki bir bankaya bana 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira para lazım. Verebilir mi? Veremez. Veremez. Niye? Parası yoktur. Haber ver, bir, gün haber bir gün önceden haber ver, toparlayalım der. Parası yoktur. Bir milyon, beş, bir milyar da ister, varsa hesabında hemen bir iki saniyede bir başka yere gönderirsin. Bu bir rakam. Bir şey değil ki. Şimdi hiçbir şey yapmayan bu kuruluşlar yani şöyle şey yapalım. Ben bir iş yapacağım. Çok da karlı bir iş. İyi kazanacağımı düşünüyorum. Geldim işte siz bankacısınız, sizi ikna ettim. Baktınız uluslararası kriterlere, Türkiye'nin piyasa durumuna, arz ve talep dengesine, yapılan istatistiklere falan Aa, çok güzel bir işmiş. Güzel. Ben bu işi finanse ederim diyorsunuz. Finanse ederim derken ben buraya ortak olurum demiyorsunuz. Eskiden faizsiz finans kurumlarını bir yere ortak et, et, etmek için çok uğraştık da kabul ettiremedik. Ama haksız değiller. Çünkü Türkiye'deki sistem kapitalist sistemdir. Şey değil yani bu e, İslam'ın öngördüğü bir sistem değil. Dolayısıyla asla güvenemiyorsunuz. Ortaklığı cezalandıran bir sistem. Evet. Yani e, mesela diyelim şurada 100 ortaklı bir şirketiniz var. Birisi A grubu hisse senedi. Sen bilmesin ki A grubu ne demektir vatandaş olarak. Yüzde bir A grubu hisse senedi olursa bu adamın yetkisi ne olur? Altın hisseydi, imtiyazlı hisseydi, çeşitli Altın şeylerden hisse. geri kalan yüzde doksan dokuzu mahkum eder, yüzde doksan istediği gibi şey yapar. O şirketin bütün paralarını başka şirkete nakleder ki böyle benim bildiğim, ismini de bildiğim şirketler var. Vatandaştan para topladılar büyük bir sanayi oluşturdular. Adam yanına bir tane kendi adına şirket kurdu, onun bütün parayı oraya aktardı. Vatandaş geldi baktı ki ha, bir tane yazhane var, bir tane de sandalye var, masa var. Başka hiçbir şey yok. Sistem böyle. Dolayısıyla şeyler yani onları ortaklığa şey yapamamıştık. Yönlendirememiştik. Ama ortaklık çok güzel bir şeydir. Bak ben size ortaklık parası verdiğim zaman bir şu, bu parayı veririm ama şu, şu, şu zamanda ben senden şunu alırım diyemem. Bu parayı kullanacaksınız, üretim yapacaksınız, kar elde edeceksiniz. Ondan sonra karı paylaşacağız. Ama borç da öyle değil. 100 milyon lira sen ben borç aldım diyelim. Çok büyük bir iş yapıyorum, çok başarılı bir şey. Müthiş bütün uluslararası da büyük talebi olan bir şey. E kardeşim yaparken hadi şurada önceden öngörmediğim bir takım yeni yatırımlar ortaya çıktı. Üretim gecikti. E üretimin gecikmesini banka dinlemez ki. Ben paramı isterim. Ya peki ama şu oldu, bu oldu işte efendim diyelim ki işte e, ana olay oldu, savaş oldu, deprem oldu bilmem. Ben ilgilendirmez. Ben paramı isterim. Dolayısıyla bir üretim yapamazsınız. Mümkün değil. Yani borçla ticari faaliyet yürütülemez. Hele sanayi faaliyeti hiç yürütülemez. Çünkü borcun alma alma zamanı vardır. Ama bu adamın kara geçeceğini önceden ön, bir takım tahminler yaparsınız ama reel olarak olmaz. Dolayısıyla sistem kökten değişmek zorunda bir. Bir milyarda bir hisse sahibi de, mesela İslam'daki şeyde, şirket sisteminde en büyük ortak kadar korunur. Kimse kimseye zulmedemez, haksızlık yapamaz, şey yapamaz. Biz bunları yeniden oluşturmak zorundayız. Yeniden oluşturduğumuz zaman ki bu çok kolay. Yani İslam'ın İslam'ın koyduğu sistem o kadar evrensel, o kadar güzeldir ki kimse buna hayır diyemez yeryüzünde. Ya ne kadar iyi, ne kadar güzel. Bak bak şunlar şöyle yapmış diye. Hem bütün dünya örnek olursunuz. Hem de ülke rahatlar. Şimdi burada bir taraftan şey gibi yani sistemi ben işte burada hani ekonomistlerde çok fazla toplantılar yaptığım için biliyorum. O kadar ustalıkla anlatıyorlar ki şey yapamıyorsunuz. Olaylara bütüncül bakamıyorsunuz harçacı bakıyorsunuz. Yani sizi öyle yetiştiriyorlar. Çünkü bütüncül bakar da yanlışları görürseniz adamlara problem çıkarırsınız. Sizin az önce bahsettiğiniz 300 küsürlik oran kasadaki az para. Az da yaklaştır. Kasadaki ya. para ve kullandıkları kredi kullandırdıkları kredi oranı üstünden 300 kat civarında bir şeyden bahsettiniz. Daha net bir şey anlatayım. Tamam. 140 milyar basılı para varken nasıl 2,5 trilyon kredi kullandırılabiliyor? He, olsun. Yani hepsi hani hepsi hepsi onların kasasında olsun. diyorlar ya kasa e, kasadan o hesabı yapıyorsunuz yanlış yapıyorsunuz diyorlar ya aslında yanlış yapmıyoruz doğru yapıyoruz. Ama peki onlar haklılar. 140 milyar basılır para var. Merkez Bankası matbaası bu kadar para basmış. Artı şeyleri de işte darphanenin bastığı yuvarlak paraları da eklersek bunun karşında 2.3 trilyon krediyi yani 16.5 kat parayı nasıl yarattılar? İşte 97 sayılı Kanuna göre ne olması gerekiyor? Kanunen bunlar 12 yıl hapse şey yapmaları lazım. Bir de ellerindeki para da alınacak tabii. Ya o parayı alacaksın, vatandaşa kullandıracaksın ve onda da hapse atacaksın. Ama öyle değil ki. Devlet arkasından arkasında duruyor ve teşvik ediyor. İşte bakın hakla batıl. İşte İslam hak. Öbürü batıl. Çünkü haksız yere para kazanıyor. Hiç kimse bunun da haklılığı şey yapamaz. Az önce anlattım ya, içeride Ömer Bey'e de anlattım. İşte burada tam 10 yıl her pazar toplantı yapmışızdır. Ekonomi konusunda uzman arkadaşlarımız problem getirmişlerdir. Tek şartları Kur'an-ı Kerim'e göre çözülecek diye. 2-3 saat içerisinde bütün problem çözülmüş ve kalkmışızdır. Ya burada, burada 10 on yıl, 10 bir öncesi var. İşte 1983'ten itibaren, hatta 77'den itibaren başlamıştık bu çalışmalara. 77'den 2005'e kadar kaç sene eder? 28 sene. Heh. Çünkü 2005'ten sonra var. 28 sene e, çok sayıda ekonomistle en fazla ayda bir kere ki daha erken yani her her haftada toplantılar yapıyorduk. Haftada birkaç toplantı yapıyorduk. Ya bunların içerisinde sürekli beraber olduğumuz bazı arkadaşlarımız var. Ya ben az önce anlattığımız sistemi 15 sene sonra onun anladığını görünce şok olmuştum. 15 senedir bunu anlatıyoruz. Demek ki olaya Kur'an'la bakmakla Olay yani dışarıdan bakmakla içeriden bakmak arasında çok büyük fark var. Mesela siz siz bana şimdi dışarıdan bakıyoruz. Benim şurada küçücük bir leke olsa görürsünüz değil mi? Ben görebilir miyim? Göremem. Küçücük bir çocuk bile şu, şu şuraya mesela affedersiniz bir tane mesela geçen de geliyordum. Bir hayvan yakama pislemiş şey bir kuş. Hiç farkında değilim. Birisi gör. Bu o ne dedi? Ne hay ne var? Aa hemen çıkardım. Çünkü dışarıdan bakanla içeriden bakan arasındaki fark. Biz dışarıdan baktığımız için demek ki Cenab-ı Hak görmeyi nasip etmiş. İçeriden bakanın onu görmesi 15 sene sürdü. sonra ya hocam böyle şey olur mu? falan başta o konularda yazılar yazmaya. Ya ben de kendi kendime dedim ya bunu bir tek o belki diğerlerinden bunu da duymadım. Ya bunu siz bana anlatmalıydınız kardeşim. Bu sizin uzmanlık alanınız. Yok. Onun için tekrar ediyorum. Bu problemleri düzeltmek çok kolay. Ama tek şart Allah'a tam güvenmektir. Allah'a tam güvenmek derken de sakın ha İslam iktisadı diye anlatılanları kastettiğimi hiçbir şekilde düşünmeyin. Çünkü bunlar bizim tes şey e, anlayabildiğimiz kadarıyla yani ispatla derseniz ispatlayamam ama Abbasi döneminden itibaren İslam diye bir şey kalmadığı anlaşılıyor. Elimizde birçok şeyler var ama ona vakit bulamıyoruz ki çalışalım da ortaya koyalım. Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uyguladığı İslam iktisadı esas alınırsa problem çözmek işte Resulullah'ın Medine'deki çözdüğü gibi son derece kolay olur. Bakın Medine'de Resulullah'ı öldürmek isteyen insanlar Mekke'ye üç kere ordu gönderen bu insanlar Resulullah tarafından cezalandırıldı mı? Mekke'yi Resulullah fethettiği zaman bunlardan bir tanesinin hani bizim Erzurum'da şey var tavuğuna kış dedi mi? Hani derler bizde, kimin tavuğuna kış o dedim. Yani bir tavuğunu bile rahatsız etmedi Resulullah. Öyle bir çözüm. Yani o insanlara o kadar iyi davrandı ki o insanların içindeki kötülük duygusunu öldürdü. O insanlar Müslüman yaptı mı? Hayır. Bir kısmı Müslüman oldu, bir kısmı olmadı. Ama ya biz burada bu adamı öldürmek için karar aldık. Üç kere ordu gönderdik. Ama bu geldi, bize hiçbir şey yapmadı. Bu ne kadar iyi bir insan diye, iyilikle. Ve İslamiyet kısa sürede, sadece Arap Yarımadası'na değil, sahabe döneminde bir taraftan, işte Çin işlerine, Doğu Türkistan'ın bulunduğu yerlere kadar bir taraftan ta Afrika'nın en kuzeyine kadar yayıldı. Çünkü o insanlar ya bu ne biçim bir şey, böyle mi ya gerçekten? E şimdi şu, o zaman bugünkü gibi sosyal medya şu bu falan yoktu. Bugün Allah'a şükür elimizde çok geniş imkanlar var. E gelin şurada çok güzel bir örnek ortaya koyalım. Bütün dünya, bak ne dedik az önce? En büyük borçlu ülke Amerika. Amerikalı'yı da kurtaralım, Avrupalı'yı da kurtaralım, Rusya'yı da kurtaralım. Bütün dünyaya Allah'ın çözümünü şey yapalım. Allah'ın çözümü ne demektir? İşte güneşin doğması demektir. Peki güneş doğduğu zaman hiç diyor mu ki ben bu kafirin bahçe, şeyini bahçesini ısıtmam diyor mu? Şu şu adamlar kötü adamlardır. Onlara şey yapmam diyor mu? Onun için İslam güneş gibidir. Bu adam orada pis, şeyini, pisini, güneşin ışığında yapabilir, yapsın. Ne yapalım? Ama biz onlara güneşi götürmek zorundayız. Görsünler. İster inanırlar, ister inanmazlar. Kendileri bilir. Yani bu Allah'ın kitabı değil mi? Peki Amerikalıyı Allah yaratmadı mı? Beni kim yarattıysa, Svalbard'da yaşayan adamı da o yaratmadı mı? Beni kim yaratışa Güney Afrika'daki hiç kişiyi de o yaratmadı mı? Çin'dekini, Japonya'dakini de o yaratmadı mı? O zaman ben ne hakla bu kitabı onlara götüremem? Götürmek zorundayız. Ama önce ben bir, bir inandığımı bir göstereyim. Ortaya koymam lazım. Yani dolayısıyla burada yapmamız gereken çok önemli şeyler var. Ama hemen dersin sonuna geldik. Şu ayetleri tekrar size okuyayım. Bak diyor ki Bakara 275. ayette اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ الْرِبَى لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Faiz yiyenler, şeytanın sarsıp aklını çeldiği kişinin konuşmasından farklı bir konuşma yapmazlar. وَاَلْكَ بِاَنَّهُمْ bi Farklı bir davranış göstermezler. Konuşma değil, davranış göstermezler. وَاَلْكَ بِاَنَّهُمْ غَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُونَ الْرِبَى Bu şundan dolayı. Ya alım satımda faiz gibi ne fark eder. Dün Almanya'dan bir arkadaş anlatıyor. Efendim işte paranın kiraya verilmesiymiş faiz. İyi dedim. Bak dedim sen iş, 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 araba tuttun mu kiraya? Evet. Ne yapıyorsun? Oturuyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. İşini bitirdiği zaman o arabayı iade ediyorsun. Peki parayı kiraya aldığın zaman paranın neresinde ne işine ne, yarıyor? Yani onu alıp tüyler resmine mi bakıyorsun? Duvara mı asıyorsun? Ya yani her dışı, beyler bak işte param var. Hey, böyle mi yapıyorsun? Bu parayı kullanıyorsun. Elinden çıkarıyorsun. Sen kiraya tuttuğun bir yeri elinden çıkarabilir misin? İşte bu çok büyük bir yalan. İşte şeytanlık yapıyorlar. E canım işte kiraya veriyoruz işte olur. Alım satımda faiz gibidir. Öyle. Ne? İşte biz, biz de bankacılar derdelerde eskiden şimdi bilmiyorum eskiden çok görüştüğüm için ya biz de işte para alım satım yapan bir bakkal gibiyiz öyle mi? Bakkalın sattığı mallar yiyilip tüketiliyor. Sen satıyor musun? Bakkal verdiğinin aynısını almıyor ki. Ekmek veriyor yerine para alıyor. Hadi sen de para ver ekmek al yerine bakayım hadi. İşte Allah Teala onu söylüyor. Öyle de bak Allah tam özetini söylüyor mu burada? Alım satımda faizli şey işlem gibidir. Bu demiyor. Bu söyledikleri bu değil mi bugün? Beyaz, söylediğiniz örnek gibi 10 tane ekmek alıp 100 tane ekmek satamıyor ki. 10 tane alıp 10 tane satıyor. Bu adamlar 10 tane alıp 10 tane satmıyor ki. 140 tane alıp 200 tane satmıyor da satıyor. bunu <laughs> diyor. Satmıyor, borç veriyor. <laughs> borç, borç veriyor. Evet. Ve halallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Allah alım satımı helal, faizi işlemleri haram kılmıştır. Alım satım evet nedir ihtiyaç alım olmadan olmaz ki şimdi bu bardak burada bu bardak burada olacak ki ben bunun içine çay koyup içeyim. Alım satım olacak işte sabahleyin hepiniz kalktınız gittiniz ekmek aldınız belki peynir aldınız zeytin aldınız yediniz. Alış, alım satım bu. Ama gidip de para alıp yiyeniniz var mı? Tabağınıza para doğrayıp yiyen kaç kişi var? Söyleyin bakalım. Bir kişi gördünüz mü şimdiye kadar? Ondan sonra فَمَنْ kim, kime Rabbinden bir öğüt gelir de hemen faizciliği bırakırsa daha önce aldıklarını geri ver vermesine gerek yok diyor. Orada olduğu gibi kalsın. Onu da sıkıntıya sokmuyor Allah-u Teala. Da. Daha önce aldıkları onun olsun diyor ve emru ilallah ve nişi Hakk'a kalmıştır ve men ade fe ulaike ashabun narim fiha halidun ama bu ayetleri duyduktan sonra hala faizciliğe devam ederlerse bunlar ateş ashabıdır. Bugün Türkiye ateş içinde yanmıyor mu? Türkiye işte faiz bir ateştir. Türkiye'yi yakıyor. Sadece Türkiye değil dünyayı yakıyor ama bir yerde alev biraz daha az bir yerde biraz daha fazla bir yerde bir yağmur yağ, yağ, yağıp geçici yağ, yağıyor geçici olarak alevi söndürüyor ama bir müddet sonra bakıyorsunuz tekrar başlamış. Evet. Bir de şu ayeti okuyayım, ders bitti onun için. Diyor ki Allahü Teala ya yel değinamenüttakulla ve duruma bak yeminer riba 278. ayet Bakara müminler Allah'tan korkarak kendinizi yanlışlardan koruyun. Allah'tan çekinerek yanlışlardan koruyun kendinizi. Ve de rumaya riba. Faizden geriye ne kalmışsa hemen bırakın. Bir daha şey yapmayın. Faiz alacaklarınızı almayın. Tamam. Kas. İn tüm mu'minin eğer inanıyorsanız bırakın o iş orada biz. Fe illem tefalu bunu yapmazsanız. Ben alacağım isterim derseniz. Fe'denu bi harbi min Allahi ve Allah ve Resulü tarafına asılmış bir savaşta yüz yüze olduğunuzu bilin. İşte görüyorsunuz bugün Suriye'de savaşın insanları ne hale getirdiğini. Allah'la savaştı işte ekonomileri bu hale getirir. Ve in tubtum fe lekum ve tevbe ederseniz şimdi diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de faizin tanımı var mı? Peki şimdi mesela cebimden para çıkarayım. Sana 100 lira borç verdim. Al bana seneye 110 lira vereceksin. Diyelim geçen sene vermiştim bu parayı. Şimdi senden 110 lira talep ediyorum. Faizden tevbe edersen bak tevbe ederseniz ana malınız sizindir. Ne isteyebilirim senden? Ver. Peki bunun üzerine şu kağıdı ver diyebilir miyim? Diyemezsiniz. Kur'an'da faizin tanımı var mıymış? Var mıymış? Anam aldan başka bir şey alamazsın diyor. işte. ne verdiysem onu alırım. Bitti. Peki trilyonda bir ilave yapma hakkın var mı? Faizin yüzdesi diye bir şey var mı? Bu kimin sözü? Allah'ın sözü bitti. Ve in tubtum felekum ruhusen ver Ne verdiysen onu alırsın. Daha fazlasını alamazsın. Tevbe ettiyse. Peki şimdi diyecek ki ben, ben diyeceğim ki ya tamam da geçen sene Dem yani bu seneye bu para bir sürü enflasyonla değer kaybetti. Altın olsa bunu diyemem. Gümüş olsa diyemem. Ama bu kağıt. Bak Allah o zamandan kuralı koymuş. Ne diyor? La tazlimune ve la tuzlimun. Karşı tarafa haksızlık etmeyeceksiniz. Haksızlığa da uğramayacaksınız. Ben geçen sene bu 100 lirayı verdiğim zaman diyelim ki 4 kilo et alıyordu mesela. Tabi tek bir malla hesap edilmez. Birçok bir mal bir şey yapılır da işte tüketim malları şey var endeksi falan var. Tüketici enflasyonuna var. göre düşer mi? sadece onu bir örnek vereyim yani. etiye örnek verelim. Yoksa tek bir mala göre hesap edilmez. Geçen sene 4 kilo alıyordu. E bu, bu şimdi 2 kilo alınıyor. E bu kağıdın bir değeri yok ki. O zaman ben zarara uğradım değil mi? Bak ne dedi Allah? La talimun ve la tuzimun. O tarafı haksızlığa uğratmayacaksınız, siz de haksızlığa uğramayacaksınız. Öyleyse ne alırım? Bu paranın kendisi hiçbir şey ifade etmediği için kağıt çünkü bu. Biliyorsun bir zamanlar bir milyon vardı. Bugün o bir milyonlardan bir milyon tane olsa bir işe yarar mı? O mesela Osmanlı zamanında binlik çıkarılmıştı, binlik para neydi? Bin altın karşılığıydı. O o kağıtlardan bugün bir milyon tane olsa kimse şey yapar mı? Sadece kağıtçı alır, başka kimse almaz. Belki birisi de hatır olsun diye bir, bir iki tane alırlar, o kadar, başka bir şey yok. O zaman bu paranın kendi değeri olmadığı için, ben verdiğim zaman, verdiğim gün çünkü senin ihtiyacın var, hemen kullandın, o zaman bunun satın alma gücünü istersem, bu ayete göre uyar mı uymaz mı? Tamam, bak, Allah enflasyonun hükmünde koymuş mu Kur'an-ı Kerim'i? La tazlimun ve la tuzlimun. Haksızlık etmez, haksıza doğuramazsınız. Ya Kur'an'da yok yok. Ama bir tek biz yokuz. Artık Müslümanlar da Kur'an'a uymak zorundadır. Allah yardımcımız olsun. İnşallah uyulur. Bizim vazifemiz söylemektir. Allahü Teala diyor ki fedekkir sen o insanlara zikri bildir. Yani Kur'an'ı anlat. O bilgiyi anlat. İnnemâ ente muzekkir sen yapacağın sadece o bilgiyi bildirmektir. Leste aleyhim bir musaytir. Onları yola getirecek, hizaya getirecek değilsin diyor Allah. Dolayısıyla biz de öyleyiz. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.